Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'ine ve ba'du. Bir önceki dersimizde Erba'in Ennebeviyye adlı kitaptan, İmam-ı Nebevi'nin Erba'in adlı kitabından iki hadis-i şerif okumuştuk. Birincisi niyet, ikincisi Cibril hadisi diye meşhur olan hadis-i şerif. Üçüncü hadisten inşallah, üçüncü hadis-i şeriften inşallah teala devam edeceğiz. Bu aslında üçüncü hadis. İkinci hadiste aynı şeyleri konuşmuştuk. O yüzden bunu biraz daha hızlı inşallah Teala geçeceğiz. <laughs> üçüncü hadis e, İslam'ın rükünleri yani İslam'ın şartının bizzat başta başına İslam'ın şartının gelmiş olduğu hadistir. An Ebi Abdurrahman e, Abdullah Umar Ömer İbni Hattab radıyallahu teala an gene Hazreti Ömer'den geldi hadis-i şerif. Semi'atu Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem yekul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Şöyle buyurdu. Bunyal İslam ala hamsin şehadet en la ilahe illallah ve en Muhammeden Rasulullah ve ikamis salati ve itai zekati ve Hacil beyti ve savm Ramazan. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir diyor buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunyal İslamu ala hamsin. İslam 5 temel üzerine bina edilmiştir. O beş temelden birincisi şehadet en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Birincisi Allah, Resul, Allah Azze ve Celle'nin tek olduğuna şehadet etmek ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü elçisi olduğuna şehadet etmektir. İkincisi ve ikam salati namazı kılmak. Üçüncüsü ve itaiz zekati zekatı vermek. Dördüncüsü ve haccil beyti hac yapmak. Kabe'yi tavaf yani Kabe'yi hac etmek ve savm Ramazane ve Ramazan orucunu tutmaktır. Buradaki başlangıçtaki tabir aslında çok dikkatimizi çekiyor. İslam beş temel üzerine bina edildi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir bina düşünürsek İslam'ı bu, isla, bu binanın kolonları işte bu beş şeydir. O zaman bunlardan birisinde bir sıkıntı olursa bu temellerden birinde problem olduğu zaman da nasıl ki bina belki en e, en küçük depremde sıkıntıya düşecekse İslam'ın e, bir Müslüman da eğer bu beş tanesinden bir tanesi olmazsa çok 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 ciddi probleme düşecektir. Özellikle birincisi ki demiştik daha e, geçtiğimiz derste de bunu söylemiştik. Birincisi e, kişinin İslam dairesine girebilmesi için şartı olmazsa zaten olmuyor. Ondan sonraki dört tanesinde eğer problem varsa... Yani küçücük bir depremde yıkılmaya mahkum bir bina gibi oluruz ki Rabbimiz muhafaza eylesin inşallah. İslam aslında İslam bu beş temel üzerine bina edilmiştir. Tamam burada problem yok. Peygamberin e, tabiri açık ve net. Amenna ve saddakna. Ama sadece bu kadar mı? Değil tabii ki. Emül maruf da bunlardan birisi. İnsanlara iyilik yapmak da bunlardan birisi. Ki Kur'an-ı Kerim bize anneye babaya iyilik yapmayı da emrediyor vesaire vesaire aslında daha birçok şey var. Ama bunlar temeldir aslında. Yani bunları yaptığı zamanda kişi diğerlerini bir tarikül evla yapabilir diyeceğimiz şeylerdir. Yani günde beş defa bir kişi Rabbinin huzuruna gidiyorsa bu kişiden sahtekarlık beklenmez aslında. Yani günümüzde insanların sıkıntısı aslında bu. Yani namaz kılan birini gördü mü ciddi ciddi güveniyor. Bak bu adam namaz kılıyor, bu adam yanlış yapmaz diyor. Çünkü kafasında şu mantık var. Bu adam günde beş defa Rabbi ile sözleştiği gibi buluşuyor. Ya Rabbi ben geldim. Ya Rabbi ben geldim demek suretiyle Rabb'i e, Rabb'i ile hemdem oluyor. E Allah azze ve celle'nin hakkını bu kadar gözeten bir insan benim hakkımı niye sıkıntı yani bir halal getirsin ki? Mantık bu. Amma lakin hani e, belki teorik olarak yani belki zihinde evet tamam uygulama e, belki zihinde evet e, doğru bir mantık ama uygulamaya geldiğim mi maalesef bizden kaynaklı olarak çok ciddi bir problem var. Namaz meselesi bu şekilde. Yani diğer mesela orucu, Ramazan ayı içerisindeyiz. Bir kişi eğer e, akşamdan yani geceden akşama kadar aç kalmak suretiyle sadece Rabbi istiyor diye bunu yapıyorsa, yemekten içmekten uzak kalıyorsa, belki başı ağrıdı, ağzı kokuyor, halsiz düşüyor, iftara iki saat kala artık yelkenleri suya indiriyor. Adam bunu yapıyorsa benim hakkıma kesinlikle helal getirmez. Benle alan hukukunu düzgün tutar mantığını insanlar gözetiyor belki ama evet bu kişinin kendi iç alemindeki bir problemdir. Ama normal şartlarda Müslüman şu kadar vasfı kendisinde bulunduran Müslümanın kesinlikle ve kesinlikle yalana, dolana, riaya tevessül etmemesi lazım. Rabbim bu şartları tamamını yerine getirip hakkıyla bir hakkın bu şartları yerine getirip ruhumuzu bu şekilde teslim etmemizi bizlere ihsan eylesin inşallah. Namaz ile namazdan taviz vermeyerek şu mübarek günlerde oruçtan taviz vermeyerek hayatımızın sonuna kadar İslam ahlakıyla bizi yaşasın inşallah. Basit bahanelerle oruca ara veriyoruz. Oruçtan uzaklaşıyoruz basit bahanelerle. Yani eski insanları dinlediğimizde tarlada çalışıyorlardı belki. Çok büyük sıkıntılar içerisindeydi. içerisindeydiler. Yazın Sıcak günlerde efendime söyleyeyim işte ellerinde oraklar tırpanlar tarlada uğraşıyorlardı. Ama değil mi ki Allah Azze ve Celle benden aç kalmamı istediği, Bunun bereketini verecek mantığıyla kesinlikle oruçsuzluğa yaklaşmıyorlardı. E bakıyoruz her geçen yıl oruç, oruç tutanların sayısı azalıyor. Artık oruç tutanlar, tutmayanlara nispeten azınlık konumuna geldi. Özellikle büyük metropol şehirlerde. Allah Azze ve Celle'ye olan inanç, Allah Azze ve Celle'ye olan güven maalesef ve maalesef gitgide azalıyor. İşte bugünlerde bizim oruca, bugünlerde bizim Efendim Hüseyin'in zekata, bugünlerde bizim namaza, bugünlerde bizim diğer ibadetlere çok ciddiye sarılmamız gerekiyor. Rabbim bizleri ibadet ehli eylesin. İnşallahü Teala. Bir diğer hadis-i şerif, <laughs> İnsanın e, anne karnındaki evreleri ve sonu ile alakalı bir, hadis yani bir hadis-i şerif. Ya gene kader bağlamında geleceğimiz bir hadisi şerif. Ali Abdurrahman Abdullah ibn Mesud radıyallahu teala anhu قال حدثنا رسول sallallahu aleyhi ve sellem ve huve's sadıkul Abdurrahman Abd, e, Abdullah İbni Mesud radıyallahu teala yani Abdullah İbni Mesud'dan rivayet ediliyor ki o peygamberden şöyle duyduğunu söyledi ve peygamberden duyduğunu söylerken peygambere iki vasıf getirdi. Ve huve es sadiku vel mastuk. O sadıktır ve tasdik edilmiştir. O gerçekten sadıktır. Bütün söylediği sözler haktır. E ve tasdik edilmiş. Onu tasdik eden bizzat Allah azze ve celle'dir. وَمَا anir عَنِ الْهَوَاءِنْ هُوَ illa وَحْيٌّ يُوحَى Onun ağzından çıkan hiçbir şey boş değildir. Bilakis onun konuştuğu vahiydir. Buyuruyor Allah Azze ve Celle. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kadri kıymeti gerçekten tartışmasızdır. Sahabenin peygambere karşı olan aşkı, sahabenin peygambere karşı olan muhabbeti, sahabenin peygambere karşı olan iltifatı gerçekten takdire şayandır. O yüzden bir Müslümanın sahabe hayatı, sahabeden hayatını okuması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i daha iyi kavramak için, onun makamını daha iyi kavramak için sahabenin hayatını okuması mutlaka elzemdir. Ha bize Kur'an-ı Kerim de bunu anlatıyor. Bu ayrı bir olay. Ama bir de yaşanmış bir şey görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına geçtikleri zaman da soru soramayan sahabeleri savaş alanında Karşısında düşman tanımayıp kılıcını, kılıcını sallaya sallaya düşmanı rezil rüsva eden sahabeler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldin mi kafaları önde. Bu çok enteresan bir olay. Bu gerçekten araştırılmaya çok 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 ihtiyacı olan bir olay. Sahabi sahabe Sahabi ikramın peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaki hal ve tavırları. Hatta soru soramazlardı peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Soru sormaktan teeddüp ederlerdi. Olur ya yanlış bir şey sorarız. Olur yani böyle bir şey. Yani yanlış bir şey sorabiliriz mantığıyla efendim özellikle hal ve hareketleri çok daha farklı bir şekilde gelirdi. Hatta işte bazı bedevileri getirirlerdi. Hani çöldeki Müslümanları. Onlar belki biraz edepten yoksun olması bakımından çok daha cüretkar olduklarından dolayı peygambere soruyu ee, yani onlar sebebiyle sordururlardı. Derlerdi ki sen sorsana peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu 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 şöyle mi böyle mi diye. Ama nasıl peygambere bu şekilde edepleri, nasıl peygambere bu şekilde hayaları olmasın ki Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin birinci sayfasında tamamen peygambere itaatle hatta ikinci sayfasında taşıyor. Tamamen peygambere itaatten bize haber veriyor. La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi. Allah ve Resulü'nün sakın önüne geçmeyin. Vettekullah. <laughs> ve Allah'tan sakının. Neyden sakınacağız Allah'tan? Allah ve Resulü'nün önüne geçmekten Allah'a sakının. Diğer ayet-i kerimede La terfa'u esvatakum fevka savtin nebiyyi. Peygamberin yanında sakın sesinizi yükseltmeyin. Ona birbirinize seslendiğiniz gibi seslenmeyin. Kecehri ba'dukum li ba'din. Niye? En tahbede amalukum. Amelleriniz yok olur. Peygamber'e normal bir arkadaşına seslendiğin gibi ya Muhammed dediğin zaman amelin yok olma tehlikesi var. Nasıl bir makamdan bahsediyoruz? Şimdi bu kadar şeyi bir kenara bıraktık. Peygamberin kadrini, kıymetini, sözüm ona ben Kur'an Müslümanıyım, bana Kur'an yeter, başka bir kaynağa ihtiyacım yok diyen insan şu ayeti kerimeyi okuyacak ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kadri kıymetiyle alakalı hala tereddüt içerisinde olacak. Vallahi müstahildir bu. Ya art niyet vardır ya cehalet zirve yapmıştır en tahbada amalukum ve entum la orun <laughs> buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani amelleriniz yok olur ve siz farkında bile olmazsınız. Amel gidecek ya. Bir sonrası bir sonrasındaki ayet kelime e peygamber sallallahu, e, sallallahu aleyhi ve sellem'in hücrelerinin önünde o bağıranlar var ya ekseruhum la teşurun diyor. Onların birçoğu düşünemiyor. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجِ اَلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Eğer onlar sabretseydi, dışarıdan bağırmak yerine, gelip seni rahatsız etmek yerine, onlar sabretseydi, ta ki sen onlara çıksaydın, bakın zaman mefhumu yok. Onlar dışarıda bekleyecek sahabe, peygamber sallallahu çıkacak. Ne kadar soracak? biz? Zaman mefhumu yok. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Onlar için daha hayırlı olurdu. Kur'an, peygamberin kadrini, kıymetini aslında çok iyi anlatıyor bize. Ama görmek isteyene. Yani görmek isteyene her şey güzel. Sen yarası olursan güneş yok dersin. Sen eğer ama olursan göremiyorum dersin. Ama ve lakin baktığınız zaman an zaman Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime bize bunu anlatıyor. اَتِعُوا اللّٰهَ وَاَتِعُوا الرَّسُولَ وَاُولُ الْاَمْرِ <laughs> مِنْكُمْ Allah'a, peygambere ve sadece Allah peygamber değil, o ulul emre itaat edin. Allah'a itaat var, peygambere itaat neyle olacak? Kur'an'a uymakla mı olacak? E Kur'an'a uymak Allah'a uymakla oldu zaten. Sünnetlere uymak. Sahabe için bizzat peygamber uymak, biz ise onun sünnetlerine uymamız. Peygambersiz bir hayat tasavvuru mümkün değildir. Mümkün değildir. Peygamberin ismini anmadan İslam dairesine giremiyorsun ki. Müslüman olamıyorsun. E, cennetle müşerref olamıyorsun kaldı ki ameller hususunda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi hani e, biraz öteleyeyim ya aman falan işte o sünnettir böyle bir olay hiç kimseye bu hak verilmemiştir. Ve ma kana lil mu'minin ve la mu'minetin izaa qada ve rasuluhu emran en yekun an emri. Hiçbir Müslüman erkek için, hiçbir Müslüman kadın için Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zamanda, bu siyahtır dediği zamanda, bu beyazdır dediği zamanda onlar için bir muhayyellik yoktur. Araştıralım acaba, uzmanları getirelim bu nedir? Demek ki bir lüksleri yoktur diyor. Allah Azze ve Celle'nin dediklerini Kur'an-ı Kerim'de anlıyoruz. E peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? sahabe açısından problem yok. Peygamber direkt karşılarında. E peki bizim açımızdan? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnette de A demiş, ona daha B deme salahiyeti yoktur. Yeter ki o sünnet, yeter ki o hadis sahih bir isnatla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ulaşsın. Gerisi sütleman. Ama bunu tabiri caizse bir iman olgusu olarak düşünmek apayrı bir olay. Peygamber A diyecek, biz hayır kardeşim devir itibariyle bunu diyemeyiz. Müslümanın böyle bir salahiyeti yok. Miladi 7. asır da Allah'ın asrıydı. Miladi 21. asır da Allah'ın asrı. Hiçbir şey değişmedi. Güneş hala aynı doğuyor, hala aynı batıyor. Allah Azze ve Celle hala nimetlerini bize sunuyor. Zamanda bir takım sadece imkanlar değişti. Eskiden şu yoktu, şimdi var demek suretiyle peygamber ötelenmez. Eğer biz bunu demek suretiyle peygamber ötelersek Allah Azze ve Celle de ahirette bizi belki öteleyecek. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne ahadakum yucma'u halquhu fi batn ummihi 40 yawman. E İnne sizden biriniz yucma'u halquhu. Onun yaratılışı toplanır. Dedik ki anne karnındaki yaratılış yani 120 günden 3 devirle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsedecek. Fi batn ummihi annesinin karnında yaratılışı toplanır. 40 yawman nutfet, e, nutfeten. Nutfeten, yani bir meni şeklinde, bir su, bir su şeklinde annesinin karnında yani ilk 40 günü bir su şeklinde geçiyor. Sümme yekûnu alakaten misle zâlike'' Sonra bir 40 gün daha geçiyor ki o 40 gün içerisinde artık bir kan parçası alaka, bir kan parçası. Sümme yekûnu mudakaten misle zâlike'' Sonra bir 40 gün daha geçiyor ki artık o 40 gün geçtiği zaman da bir et parçası haline dönüşüyor. Hani 4 ay olduğu zamanda ki burada 40 40 40 yaklaşık 4 ay yani 4 aya tekabül ediyor. 4 ay sonra artık bir et parçası oldu. Summe yursanu ileyhi el meleku. Sonra bir melek gönderilir. O anne karnındaki çocuğa fe yenfu fihi er ruha. Yani 120 günlükken, 4 aylıkken ona ruhu üfler. Bir melek gelir ve çocuğa ruh üfler. Anne karnındaki çocuk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize açıkladığı şekilde dört aylıkken ruhuna kavuşur. Ve yukmaru bi erbaa kelimatin. Ve o melek dört şeyle emrolunur. Yani dört şey yapmasıyla emrolunur. Ne yapacak bu dört şey? E, Biket bi O çocuğun rızkı neymiş? Ta doğduğundan ölünceye kadar. Rızık olarak çocuk ne yiyecek, ne içecek, nasıl bir şeye sahip olacak? Rızık cihetinden hepsi orada yazılır. Ve ecelihi ve çocuğun eceli, hangi tarihte öleceği, nerede, ne şekilde öleceği yazılır. Ve amelihi ve nasıl bir amel içerisinde olacak? Yani iyilikleri ve kötülükleri, yaptığı işler, nefes alışı vermesi dahi orada yazılır ve bu üç bu üçtü dördüncüsü ve şakiyun evsaidun o kişi şakî midir yani ahirete bedbaht bir şekilde mi gitti evsaidun veya sa'id Allah azze ve celle iman etmek suretiyle ahirete muttaki bir şekilde mi gitti eğer ahirete muttaki bir şekilde giderse her şey süt liman. ama ahirete şakî bir şekilde giderse İş çok ciddi sıkıntı Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Burada hemen şunu söyleyelim. Burada e, meleğin gelip yazmış olduğu şey kader e, kader perspektifinden düşündüğümüzde o zaman melek yazıyorsa mesela ameli yazacak diyor. Hadi rızkı anlıyoruz ama amel deyince insanlar bir duruyor. Acaba nasıl olacak bu amel? Benim amelime eğer ben daha doğmadan evvel melek yazdıysa o zaman ben... Tabir caizse robotum yani. Mantığına gidiyorlar. Hayır olay bu değil. Allah Azze ve Celle ilmi ezelisinde senin ne yapacağını, ne yiyeceğini, ne içeceğini, amellerini biliyor idi. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatıyor. Sen daha yaratılmazdan evvel hayatındaki her bir safayı, her bir aşamayı Allah Azze ve Celle biliyordu. Ve o bilgisiyle meleğe yazdırdı. Yoksa şu şöyle değil. Bir efendime söyleyeyim bilgisayara programa girdik. Enter'a bastık. O bilgisayar o programla beraber bir takım şeyler yapmaya başladı. Bu kesinlikle değil. O zaman cebir olur. Allah Azze ve Celle bizi mecbur tutmuş olur. Mecbur tutan ilah ki Rabbimiz hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olan ilah hem mecbur tutacak hem de bizi o yaptığımız, o mecbur olduğumuz amellerden dolayı Allah muhafaza cehenneme atacak. Böyle bir şey akla muhaldir. Böyle bir şey ilah tasavvuru. Eğer bir kişide bu mantık varsa onda ilah tasavvuru, onda Allah tasavvurunda problem vardır. İtikadın tezelden gözden geçirmesi lazım. Peki nasıl anlayacağız? Mesela tatvimlerde yazar. Falancı tarih geldiği zaman da ay tutulacak diye. Biz biliyoruz ki o tatvimde yazdığı için ay tutulmuyor. Bilakis e, bilim adamları bir takım araştırmalarla, bir e, takım vesilelerle beraber o tarihte ay tutulacağını hesap ediyorlar ve takvimlere yazılıyor. Ve o tarih geldiği zaman da ayın tutulması o hesap gereği değil aslında. Bizzat ay tutulacağı için hesap yapılıyor. Bu işte tabiri caizse böyledir. Allah Azze ve Celle bizi gördü, Allah Azze ve Celle bizi bildi. Biz şunu yapacaktık. Biz bunu yapacaktık. Ramazan geldi. Allah hamdolsun oruç tutacaktık. İşte falancı kişi oruç tutmayacaktı. Filancı kişi bugün de ruhunu teslim edecek. Eceli bu kadarmış. Yazdı. Ve biz ona göre bir hayat. Yani tabiri caizse o yazılmasının dünyada işlenmesidir şu an. Kader ve kazadır. Yani kaza ve kader dediğimiz şey tam olarak budur. Yoksa Allah azze ve celle bunu yaptı. Yoksa Allah azze ve celle bizi cebren hayır böyle bir şey bir Müslüman bunu düşünmesi mümkün değildir. Rızık meselesi, ne kadar yiyeceğimiz, ne kadar içeceğimiz, dünyada telaşa giriyoruz. Şuyumuz yok, buyumuz yok, evimiz yok, arabamız yok. Belki işte falancıyı görüyoruz, çok 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 ciddi şeyler alıyor, markete gidiyor, ellerini doldurmuş. E ben gidiyorum sadece birkaç asli ihtiyacı aldım. Vallahi Billahi tallahi şükredersek şükreden bir kişinin yemiş olduğu, almış olduğu küçücük rızıklar, küçücük e, dünyevi nimetler şükretmeyen kişinin almış olduğu binalardan daha efteldir. Çünkü biz bugün yaşıyoruz ve bu ruhu teslim edeceğiz. Ne olursa olsun bu ruh teslim edilecek. Amma velakin şöyle yani er amma velakin geç çok önemli değil. Bu ruh teslim edilecek ve yediğimizden ve içtiğimizden sorguya çekileceğiz. Hayatımız tamamen bir film şeridi gibi tabiri caizse en güzel kameralarla beraber karşımıza çıkacak. Yaşamımız, yememiz, içmemiz, hayatımızın her safhası önümüze dökülecek. O yüzden bu dünya geçici. O da bugün işte iftarda mesela çok güzel 10 bin liralık 20 bin liralık sofrayı donatanlar da iki tabaktan sonra doyacak. 50 liralık sofrayı donatan da iki tabaktan sonra doyacak. Veya sadece ekmek yiyen o da doyacak. Ama ve lakin asıl mesele dünyada nasıl bir hayat geçirdiğimiz değil. Dünyada zengin miyiz, fakir miyiz bu değil. Dünyada ibadet ehlimiz asıl mesele budur. Ahirete Allah Azze ve Celle'nin huzuruna nasıl gideceğiz? Allah Azze ve Celle bizi ey kulum hoş geldin diyerek mi karşılayacak? Bize kabirde melekler evet gel. Sen dünyada çok sıkıntı çekmiştin müjdeler olsun diye mi karşılayacak? Yoksa hayır Allah muavaza tam ters şekilde mi karşılayacak? Şükürsüz bir hayat. Evet belki evimiz yok, belki arabamız yok, belki şuyumuz yok, buyumuz yok. Dünyevi imkanlarımız kısıtlı ama iman olduktan sonra ne gerek var başka bir şeye? Ha, olsa çok iyi. Ayrı bir olay. Müslüman olsun, Müslüman zengin olsun. Kavi Müslüman, e, zayıf Müslümandan yani veren el, alan elden her zaman daha hayırlıdır. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Buna hiç kimsenin diyeceği bir şey yok. Burada asıl konuştuğumuz nokta hayıflanmak. Onda o var bende. Bu işin sonu yok ki. Bir ayağımı yerden keseyim diyoruz. E bir işte taka gibi bir araba belki nasip oluyor. E ya bu araba iyi de e, bir klima olsa bari. E tamam oluyor. Ya şöyle olsun, böyle olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Baktık oho gittiğimiz nokta çok da yüksekler. Herkes gitti. Herkes ahirete gitti. Bizden öncekiler Bizden öncekiler, Nemrutlar gitti. Efendime söyleyeyim, dünya kadar malı olanlar gitti. Şu an hesap vermekte meşguller belki de. Şu an belki sıkıntılı bir hal içerisindeler. Geçmişlerimiz, büyüklerimiz. Hesabını verebildiğimiz az mal, hesabını veremediğimiz çok maldan daha hayırlıdır. O yüzden rızık hususunda telaşlanmayacağız. Eskiden büyüklerimiz, dedelerimiz, babalarımız hani evlere asarlardı. Şimdi o kalmadı. Huvar <laughs> Razak. Rızık sahibi sadece odur. Veya evlerde yazardı ve tevekkül ala Allah veya tu ala Allah. Ben Allah'a tevekkül ettim. Allah azze ve celle verecek, ben yiyeceğim. Şimdi bu kalmadı. Artık bir iş, bir aş, bir eş, araba, ev bu değiller. Bizden istenen tam olarak bu değil. Evet olsun ama tevekkülle beraber olsun. Mevla vermedin mi hayıflanma olmasın? Mevla imtihan edecek. Eski ümmetleri de imtihan etti. Çok büyük sıkıntı çekti onlar. Bizim kadar rahat da değillerdi. Böyle hatta bırakın bizi. Hani eski ümmetleri bırakın. Ya dedelerimiz bizim kadar rahat değildi. Dedelerimizin babaları bizim kadar rahat değildi. Küçücük 50 metrekare evde 10 nüfus yaşayan insanlardı. Biz 3 artı birlerde oturuyoruz. Dublekslerde oturuyoruz. Bir banyo yapmak için çok af buyurum, bir banyo yapmak için suyu ısıtacak, suyu soğutacak. E bizim köy tabirle suyu harmutlayacak. işte soğuk su katacak olmadı sıcak su katacak. Sen sağ tarafı çeviriyorsun sol tarafı çeviriyorsun. Sağ tarafı çevirdin mi sıcak sol tarafı çevirdin mi soğuk akıyor. Bugün dünyanın en zengini bile olsan, yani eski zamanlarda dünyanın en zengini bile olsan, gittiğin yere at sırtında gidiyorsun, deve sırtında gidiyorsun. Artık e, vücudun o yolculuktan dolayı mahvoluyor. Şimdi hiç camı dahi açmadan, klimada, arabaya hemen kontağa bas, bin kilometre öteye on saatte git. İşte şu kadar saatte git. Bakın ne kadar büyük nimetler verdi Allah Azze ve Celle. Eskiden insanlar irtibat kurmak için ne kadar uğraşırdı? Mevla küçücük bir cihaz verdi bize. Ama belki bu cihazla beraber onlarla irtibat kuruyoruz. Evet bize bunu verdi. Evet bu nimetler verildi. Bize lazım olan şükrünü ifa etmek. Bakın eski ümmetler arabadan sorulmayacak. Eski insanlar arabadan sorulmayacak. Cep telefonundan sorulmayacak. Bize bu nimet verildi. Biz ondan da sorulacağız. Bunu hayırda mı kullandın? Şerde mi kullandın? O yüzden rızık meselesi ehemmiyetli bir olay. Rızık telaşına düşmek yok. Ha insan tabii ki ister İç arzusu olur. Yani evim olsa da kiradan kurtulsam. Tabii ki bu apayrı bir olaydır. Ama iş olmadı diye, hani ee, kendini zora sokmamak. Olmadı diye, ya niye olmuyor diye isyan mertebesine ulaşmamak. Bu rızık meselesiydi. Ve ecelihi, ecelimiz malum. Biz bilmiyoruz sadece. Şu zamanda öleceğiz. E biz bilmiyorsak o zaman bir Müslümanın 7-24 hayatı tefekkür içerisinde olması lazım. Allah Azze ve Celle'ye, e, tefekkürle, ibadet ile hayat geçirmesi lazım. Niye? Ya şimdi öleceksek? Yani ölümümüz ya 5 dakika sonra olacaksa? Şu yayın bittikten sonra kapıdan çıkarken hop düştüysem ne olacak? 17 Ağustos depreminde kimisi kötü bir şekilde depreme yakalandı ve öldü. Kimisi teheccüd namazındayken öldü. O da öldü, bu da öldü. Bu hayat gidecek. Bir şekilde biz ruhumuzu teslim edeceğiz. Amma ve lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcaları Hazreti Hamza peygambere iman etti şehitlerin efendisi oldu. Ama Ebu Leheb hakkında cehenneme gireceğiyle alakalı kesin nas var. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tebbe. Bu hayat bir şekilde geçecek. Ama önemli olan biz bu dünyada bu hayatı nasıl? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba hususunda veya Allah azze ve celle'ye itaat hususunda neredeyiz? Asıl mesele budur. Ve amelihi ve amele yazılacak. O zaman bizim gerçekten iyi amel ehli olmamız lazım. Bunların hepsi yazılacak. Şakiyun ev sahiyudun. Kişi şakiy midir? Yani sonu kötü müdür? Öldüğünde Müslüman İslam dairesinde değil mi? Kafir olarak öldü. Veya sahiyid. Muttaki kul olarak öldü. Bu da yazılacak. Rabbim muttaki kullardan olmayı bizlere ihsan edesin inşallah. <laughs> Hadis-i şerif burada devam ediyor. Fevelledi la ilahe illa gayruhu. Kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim ki. Ama şuradan oku sonra okuyacağımız az önceki söylediğimiz kaderle eşdeğer anlaşılması lazım. Çünkü bu gerçekten birçok kişinin kitapları üzerine geçiyor. Ayaklarının kaydığı nokta nasıl olur? Nasıl olabilir diye bir noktadır. Fevelledi la ilahe illa gayruhu. İnna ahadakum muhakkak ki sizden biriniz le ya'malu cenneti cennet ameli işler Hatta ma yekunu beynuhu ve beynaha illa zira'un. Hatta cennetle kendisi arasında sadece bir zira kalır. Yani bir ölüm kaldı. Ölse cennete girecek. Fe yesbiku aleyhil kitabu. Bir anda kitap onun önüne geçer. Fe bi amele ehlin nari. Cehennem ehli ameli yapar. Fe ve cehenneme girer. Bitireyim ondan sonra buraya açıklayacağım inşallah. Ve inne ahadakum le bi amele ehlin nar. Sizden birisi elbette cehennem amelleri işler. E hatta ma yukunu beynehu ve beynaha illa ziraun, ta ki kendisiyle cehennem arasında azıcık bir mesafe kalır. Yani bir ölüm kaldı. Ölse cehenneme gidecek. Fayasbuq aleyhil fayasbuq alih aleyhi el Kitabu. Kitabın önüne geçti. Fayamelu bi amel ehli cenneti. Cennet ameli işledi. Faydukhulaha. Yani kitap önüne geçiyor. Cennet ameli işliyor ve cennete giriyor. Nasıl olacak? Ben hayatım boyunca cennet ameli işlerken bir anda kitap önüme geçecek. Cehenneme Allah muhafaza eylesin veya ben işte hayatım boyunca cehennem ameli işledim Allah muhafaza kitap önüme geçti cennete gidiyorum. Burayı nasıl anlamamız lazım? Az önce söylediğimiz kader e, bakış açısıyla buraya bakmamız lazım. Allah azze ve celle mesela şöyle bir şey söyleyelim bir adam 100 yıl boyunca bir adam 100 yıllık ömrü var 99 yıl boyunca veya yarın ölecek adam 99 yaşında yarın sabah ölecek bugün bugüne kadar geçirmiş olduğu 99 yıl. Bulu çağından sonrası hep takva üzerine. Hep süper on numara. Ama bu gece gelip dinden çıkıyor. Hayır ben bu kadar ibadet ettim ama bu dinin asla astarı yokmuş dese Allah muhafaza eylesin. Ele ayyadu billah dese ve sabah ölse gideceği yer cehennemdedir. İşte kitabın önüne geçmesi bu. Nasıl geçer? Birazdan söyleyeceğim. bir insan gene 80 yıl Yahudi Hristiyan yaşasa, dinsiz, hiç dinle alakası yok. 100 yıl dinsiz yaşasa, yarın sabah ölecek, bu akşamdan dedi ki ya ben şimdiye kadar hep böyle yaşadım. Ben dedi yok ya dedi bu İslam hak dedi ya araştırdı falan buldu İslam hak dedi. Akşamleyin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve demek suretiyle İslam'a girdi. Sabah kalkacak bana ne farz araştıracak ve ibadet yapacak. Ve sabaha çıkmadı. Bu adamın gideceği yer elbette cennet. Müslüman oldu çünkü. İşte kitap önüne geçti. Ama bu kitabın önüne geçmesini tam olarak nasıl anlayacağız? Allah Azze ve Celle sen ölümüne bir gün kala dinden çıkacağını bildiği için yazdı. O yazılan kitap önüne geçti. Yoksa Allah yazdığı için sen dinden çıkmadın. Hakeza Allah Azze ve Celle ölümüne bir gün kala sen dine gireceğini bildiği için yazdı. Ve sen de buna göre bir hayat idamesi, e buna göre sen de dinden çıkmış, e dine girmiş oldun. Ve bu şekilde ahireti garanti etmiş, cenneti garanti etmiş. Eğer Müslüman isek, eğer muttaki isek cenneti garanti etmiş oldun. Ee, burada işte yani şu çok zihne takılıyor. Yani biz o zaman yanlış mı? Yani kader falan değil arkadaşlar. Allah Azze ve Celle yarattığı kula mecbur tutmak suretiyle zulmetmez. Hayırı da yaratan odur, şerri de yaratan odur. Ama biz kendi cüz'i irademizle şerri kendimiz kespediyoruz. Burada su olsa, burada su olsa, şu an benim su içmem bana haramdır. Oruçluyuz elhamdülillah. Ama su da var. Allah Azze ve Celle suyu yarattı, buraya koydu. Yani bu su geldi buraya. İşte su yaratan Allah Azze ve Celle. Onda ittifak var. Ee, buraya Allah Azze ve Celle işte su yarattı, buraya su kondu. Benim şu an Allah Azze ve Celle bana vermiş olduğu kudret, o suyu içip orucu bozup haram işlemem ile, hayır kardeşim su istemiyorum deyip öteleyip Ecrime ecir katmam arasında müsavi. Yani Allah Azze ve Celle onu da yaratabilir. Eğer ben kudretimi ona kullanırsam, kullanmazsam yaratmaz. O yüzden Allah Azze ve Celle bizi cebren yapmıyor. İçki içen kişi, kumar oynayan kişi, zina yapan, her türlü fuhşiyatı yapan kişi Allah Azze ve Celle'ye suç bulma noktasında kesinlikle ve kesinlikle mazur değildir. Bugün okuyacağımız son hadis-i şerif. An ummül mu'minine ümmi abdillah. <laughs> Aişe radıyallahu teala anha قالت Hazreti Aişe'den rivayet olundu ki Hazreti Aişe şöyle buyurdu. Kadere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men ahdefe fi emrina haza ma leise minhu fehuve raddun. Men kim ki ahdefe ihtisas ederse, çıkartırsa fi emrina haza bizim şu işimizde yani fi emri haza din bu din işinde, fi emri din bu din işinde çıkarırsa ma leise minhu dinden olmayan bir şeyi çıkarırsa fehuvaradun o kişi e, o yapmış olduğu iş reddolunmuştur merduttur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hem Buhari hem Müslim rivayeti. Sadece e, Müslim rivayetinde şöyle geliyor hadis-i şerif. Men hamile amelen leysa aleyhi emruna kim ki bir iş yaparsa o iş bizim işimizden değil. fevaradun o reddolunmuştur. Yani burada anlayacağımız olan şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmadığı işleri bizim yapma salahiyetimiz Yok ama ne yani nasıl anlayacağız? Peygamber arabaya binmedi. Hayır. Fi emrine haza. bu din işinde. Yani yaptığımız iş dinde aslı olan bir şeyi kaldırması lazım. Sen bir şey yapıyorsun, o yapmış olduğun iş başka bir şeyi eğer kaldırıyorsa evet bu bidattır. Yani yoksa bugün işte tesbih konuşuluyor. Tesbihin kaldırmış olduğu bir şey olmaması e, münasebetiyle tesbih bidat değildir. Ama Allah Azze ve Celle kadına cilbap yani örtünmeyi emrediyor ve vücut hatları belli olmayacak şekilde sen vücut hatları belli olmayacak şekilde örtünmenin muhalifi olan vücut hatları belli olacak şekilde örtünmek hangisini giyersen giy bidat işlemiş oldun. Yani bunun dışındaki şeyler İslam'da artık herkes kendisi bunun tasavvurunu yapsın. İslam'da olmayan şeyleri İslam'a koymak Müslüman'ın haddi değildir hududa değildir. Rabbim İslam'ı dört dörtlük yaşamayı cümlemize ihsan eylesin. Rabbim bu Ramazan ayı hürmetine Müslümanları şu sıkıntı, şu korona belasından muhafaza eylesin ve bu sıkıntı da ülkemizden ref'u defu izale eylesin. İnşallah ve ahir davana elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.